Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alem ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala ala sahibi ecma'in. Şimdi Leyla-i Kadir'e ulaşmanın iki yolu var, bahsetmişiz Üstad Hazretleri. Bir dün geceki Leyla-i geçmek için işte mertebeyi ruha çıkmak. Bir de bir sene gezip dolaşıp o geceyi elde etmek. Şimdi bir hususi hanlar dairesini temsil eden günler yapmış Cenab-ı Hak. Bazı günler var. De i̇şte, Leyle -le -ley 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 Gayb, le Leyle Miraç, le Leyle i Berat, le Leyle i Kadir. Bunlar yani ve bazı aylar yani. Onlar hususi kanunlar dairesinde Cenab-ı Hak ümmet Muhammed'in istifadesi için yani o günleri böyle akrebiyet ilahiyenin temsili olan kalp ve ruhun derece hayatını böyle temsil eden günler yapmış. Bir de insanın bizzat kesbiyle akrebiyet ilahinin inkişafına olup kendi Leyle-i Kadir'in hakikatini yakalaması var yani. O da akrabiyet i ilahinin inkişafına bakır yani zaten. Yani akrabiyet i ilahinin inkişafı ise Cenab-ı Hakk'ın senin aleminde açılması. Şimdi asıl bura, şimdi leyla Kadir yani leyla Kadir ve Kur'an arasındaki münasebete bakmıştık yani. Şimdi leyla Kadir diyoruz. Leyla-i Kadir de normalde hani Kur'an nuzul etmiş yani. Kur'an'ın nuzul edildiği gece yani. Kur'an'ın nuzul edildiği gece ve biz Leyli Kadir ismi verilmiş yani. Kadir gecesi ismi verilmiş. Kadir. Normalde Kadir kudretin tecellisidir yani. Şimdi Şöyle bir hususiyetler. Leyle-i Kadir'de Kur'an'ın indirilmesi yani kainatta, alemi şehadette kudretin tecellisine mazhar olup da mahluk olmayan tek şey Kur'an'ı hakimdir yani. Kur'an Kur'andır Kur yani. Abi bizzat mesela biz cismani itibariyle mahlukuz veya eşya her şey kainatta gördüğümüz, alemi şehadette her şey mahluktur yani. Gördüğümüz, işittiğimiz her şey bak. Ama Kur'an değil yani. Kur'an mahluk değil. Alemi şehadette kudretin tecellisiyle mahluk olarak bulunmayan tek şey Kur'andır yani. Yani Kur'an'ın sırrı, yani leyle i Kadir ile Kur'an arasındaki münasebetin sırrı ben böyle anlıyorum yani. Yani aklıma gelen mana bu diye. Şimdi bir de şu var. Normalde Kur'an'ın bir Üstad Hazretleri hikmetin huzulünden bahsedir. Hani 6. nüktede Ramazan Risalesi'nin. İşte şuradan alayım ben onu. Onu Hüsnü İstikbal diye bak. Şuradan okuyayım ben. Diyor ki Kur'an'ın zamanın özünü istihzar ile o semavi hitabı Hüsnü istikbal etmek. Yani Kur'an'ın zamanın özünü hazırlık ile o semavi hitabı Hüsnü istikbal etmek. Yani o semavi hitap biz de Hüsnü İstikbal edeceğiz. Yani o hitaba muhatap olacağız yani. Normalde Kur'an ayı aslında Cenab-ı Hakk'ın ayı. Yani cenab Kur'an'ın indirilmesi Cenab-ı Hakk'ın muhatabiyetin olmasının gerektiğini söylemişti. Buradaki Asıl hikmet şu yani. Muhatabiyete bakmıştık biz. Yani burası çok önemli. Asıl çelemeye çekindiğim yer burası yani. Bak diyor ki Üstad Hazretleri da muhatabiyetin çok yerler var, külliyatta ifadeler var. Hem tevhid sırrıyla şeceri hılkatın meyveler olan zihayatta bir şahsiyet ilahi, bir ehadiyet rabbaniye ve sıfatı sebacı bir simay rahmani ve temergüt esmai ve iyyake na'budu ve iyyake nestaindeki hitaba muhatap olan zatın bir cilve-i tayini ve teşahhusü tezahür eder. Burası çok önemli. Bak, iyya kenabudu ve iyya kenesna'indeki hitaba muhatap olmak. Yani Kur'an'ın hitabına veya işte kelamı ilahiye muhatap olup o cilve-i ta'in ve teşahhusun bizde tezahür etmesi yani. Yani muhatap olan zatın yani mesela şimdi ben iyya kenabudu ve iyya kenesna'in diyorum. Tamam mı? Yani o iyya kenabudu ve iyya hitabı e, hitap eden benim. Çünkü ben Allah'tan istiyorum ancak senden isterim. Muhatap olan zat kim? Cenab-ı Hak yani vacibul vücut. Şimdi ona muhatap olan zatın, onun muhatap olan zatın bende cilve-i ve teşahhüsü tezahür edir. Yani bendeki o ortaya çıkıyor yani. Burası müthiş. Burada ayna var. Yani sen adeta bir şahsiyet ilahiye, bir ehadiyet rabbaniye ve sıfat sebaca manevi bir simay rahmani ve temergüz esmai oluyorsun. Ve ancak sana ibadet ederiz hitabına muhatap olan zatın, yani Cenab-ı Hakk'ın cilve-i ve teşahhüsü sende tezahür eder. Sende, sendeki o ortaya çıkıyor. O Zahir oluyor. Bin manada sendeki o itibariyle kendi kainatına Kur'an ayında sen ne yapıyorsun? Sendeki o. Kur'an okuduğun zaman o zaman ne yapmış oluyorsun? Kendi kainatına Kur'an'ın huzur ettiriyorsun yani. Kendi kainatına sendeki o kendi kainatına Kur'an'ın huzur ettiriyor yani. Yani daha ilerisi de kendine kendine hitap ediyorsun yani. Aslında Leyli Kadir'in bir sırrı yani kendine hitap ediyorsun yani. Sendeki o sana hitap ediyor yani. Vahid davahum en elhamdülillahi rabbil alamin el Fatiha. Thank you.